Seçimlerde kime oy vermiştiniz? Ben Binali'ye verdim. Binali da neydi? İmamoğlu'ya verdim. Ben Cevap Ali'yim. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Oldu bitti. Kim ne dese desin benim buradan girer buradan çıkar. Ben Cumhuriyetçiyim. Kimsenin de korkum yok. Gelsin biri bir şey desin. Hani şimdi bu şimdiki ortam var ya, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Kız bir kilo bir şey alamıyorum. Ben markete gidiyordum önceden 200 lirayı da ben marketi eve taşıyordum. Şimdi Allah seni inandırsın. İnancın vardır illaki. Ben iki poşet bir şey alamıyorum ya. O da yarım. Yarım yarım. Ben önceden 1 kilo peynir alırdım. 2 kilo, 5 kilo yağ alırdım. 5 kilo sıvı yağ alırdım. Şimdi onlar yok. Hep 1 kilo. Gıdım gıdım. Yani bunların biraz şey olmasını peki, çok istiyorum. Peki İmamoğlu geldiği dönemde yani gelirse şayet seçilirse ay çok, bunların değişeceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Cani gönülden inanıyorum. O benim dünya, ahiret, benim kardeşim yaşında zaten. Cani gönülden inanıyorum. Ve yapacak da. Yani bunu herkes biliyor, bile bile yani bir şeyler diyorlar, onlar boş. Bunu yapacak, kesinlikle yapacak. Diğerleri boş zaten. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ve ben de aynen İmamoğlu'na verdim oyumu. Yine de... Ay kız, bilmiyorum benim ağzıma neydi. Yürüyüş Haziran'da seçimlerde yine aynısını. Yine aynısını. İmamoğlu'na vereceğim. Şimdi... Bizim de çok beklentilerimiz var. Evet. Ben de inanıyorum gerçekten İmamoğlu gelirse. Yapacağına. Yani gönülden inanıyorum yani. Daha gelir gelmez bu seçimler iptal olmadan önce bir takım bazı şeylere el atmıştı. Onun arkasında gelecekti yani. Adaylara Binali'ye bir şey sormazdım herhalde, ona bakmazdım bile. Bizimkine derdim ki her şey çok güzel olacak. Sen yaparsın, başarırsın da o şeyi senden görüyorum derdim şahsen. Ben de aynı şekilde öyle düşünüyorum. O yapar yani. Aynen. Yani soru olarak ne sormak isterdiniz? Yani soru olarak ben öğrencileri çok sorardım mesela, ondan biraz yanığım ya, onu sorardım. 31 Mart'ta oyunuzu kime verdiniz? CHP'ye verdik tabii. CHP'ye verdiniz. Evet efendim. Peki bu 23 Haziran'da kime vereceksiniz? Tabii CHP'ye vereceğiz. Kime vereceğiz başka? CHP. CHP parti mi var? Parti mi var? Tarif ediyorum çünkü bu kazanılmış şeyin, hakkın gaspıdır. Yani onun için bu seçim boş bir seçimdir yani. Gene Ekrem İmamoğlu alacaktır. Peki pazar günü bir ortak bir yayın olacak İmamoğlu ve Binali Yıldırım'la. Yeni duydum. Doğru. Peki siz orada olsaydınız bir vatandaş olarak iki adaya da ne sormak isterdiniz? Hırsızlıklarını sorardım. Ekrem'e de sorardım, ona da sordum. İmamoğlu'na? İmamoğlu'na sorulur mu? Derdi ki siz hırsızlık yaptınız mı? Şeyde ne o? Beylikdüzü'nde diye sorardık. Binali Yıldırım'a ne gibi soru sormaya gerek yok çünkü hırsızlar. Gerek yok ki sormaya. Hırsız çünkü onların hepsi. Takımı hırsız. Ekrem İmamoğlu'na sormak istediğim sadece İstanbul'da gerçekleştirmek istediği projeleri neydi onu sormak isterdim. Ama Binali Yıldırım'a ben eski bir İzmir'de oturan bir vatandaş olarak da orada seçim sonrasında, seçim öncesinde vermiş olduğu bazı vaatleri seçim sonrasında ya bunlar seçim vaatleriydi, her seçim vaadi yapılmaz diye bir laf söylemişti. Acaba gene bu verdiği sözler sadece seçim vaadi mi yoksa gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecekse eğer şimdi niye yapmıyor? Seçim sonrasına bırakıyor. Şimdi de ellerinde imkanlar var. Yapmak istese yaparlardı. Bunu sormak isterdim kendisine. Öncelikle beklentim, yıllardır beklentim olan şey 24 saat toplu taşıma sistemi. Kesinlikle İstanbul'da yani metropolün 24 saat toplu taşımaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de en acil ihtiyaçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ama bu 24 saat toplu taşımanın İETT yetkilileri ve İstanbul Belediyesi yetkilileri tarafından nasıl planlanacağını merak ediyorum açıkçası. Sosyal medya bizim hayatımızda çok fazla yeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden internetin ve telefon ulaşımının, sosyal medyaya sahip olan telefon ulaşımının yüksek seviyede arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü internet bizim için, tüketici nesil olan gençler için çok temel bir ihtiyaç ve biz ürünü verildiği gibi değil de filtreleyerek kullanan bir nesiliz. O yüzden
bize bilginin hızlı şekilde, ucuz şekilde aktarılması gerektiğinden yanayım. Trafik konusu mesela kesinlikle tartışılmalı. İstanbul'un ne kadar yeşil bir kent olduğu ve olması gerektiği kesinlikle tartışılmalı. İstanbul'da hava trafiği, deniz trafiği yani araç trafiğinin yanında nasıl olması gerektiği ve şu an nasıl olduğu kesinlikle bence tartışılmalı. Ve insanların İstanbul'da çok şaşırtıcıdır yaya trafiği diye de bir şey var. Ve bu yaya trafiğinin yanında insanların mesela bisiklet yolunda bir derdi var. Ve bunun da mesela bence tartışılması gerekiyor. Yani bu 16 milyon belli bir metrekare içerisinde yaşamak zorunda olan 16 milyon insanın içinde yaşamlarını devam ettiriyorken birbirlerine olan kontakları, birbirlerinin özel alanlarına olan müdahaleleri ve saygılarının nasıl geliştirilebileceği, nasıl eğitimler verilerek daha fazla iyileştirilebileceği ve birbirleriyle kontak kuran insanların daha nasıl İstanbul'un geleceğine faydada bulunabileceğinin konuşulması açıkçası beni çok sevindiren bir şey olur. Önemli talebim tabii kesintisiz ulaşım. Gece 12'den sonra ulaşım yok denecek kadar az bir noktada ve aslında taksilere mecbur bırakılıyoruz. Ve bu hem bir anlamda can güvenliğimizi hem de konforumuzu olumsuz etkileyen bir şey. İşin tabii maddi boyutu da var. Kesintisiz ulaşım öncelikli talebim. Bununla birlikte ulaşım yapılarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle deniz ulaşımı hiçbir şekilde kullanılmıyor. Çok ciddi bir potansiyel atıl biçimde duruyor. Deniz ulaşımının arttırılması gerekiyor çok ciddi biçimde. 16 Haziran'da iki belediye başkanının adayının katılımıyla bir ortak yayın gerçekleştirilecek. Siz orada olmuş olsaydınız kendilerine ne sormak isterdiniz? Kendilerinin en negatif yönünü sorardım. Kendilerinin eleştirmelerini isterdim. Evet. Peki İstanbul'a dair en çok çözülmesi gereken problem nedir? Bu problem halen mevcutsa ki bunu sorduğumuza göre evet. Neden bugüne kadar hala çözülmedi? İki, bu yine bu ana başlık içerisinde sorabileceğimiz bir nokta İstanbul'un ve hatta belki de Türkiye'nin en önemli problemi liyakat. Bu konuda gördükleri eksiklikler neler? Bunu nasıl çözerler? Ve yeni bir liyakat modeli sunabilirler bize. Gençlere umut olabilir mi bu model? Ve gençleri bu modele nasıl inandıracaklar? Çünkü gerek eğitim için olsun, gerek çalışmak için olsun insanlar yurt dışına gidişi bir kurtuluş, bir kaçış yolu olarak görüyorlar. Ve bunun da değişimi aslında yerel yönetimlerden başlayabilir bence. Çünkü İstanbul bir metropol. Bu bağlamda nasıl bir çözüm üretecekler bize?